Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Anıl Şahfaz. YouTube kanalımıza ve videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün yine yeni bir videoda yine sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar, bugün neler yapacağız? Kısaca başlayıp hemen işlere koyulalım. Keçiler kırkılacak arkadaşlar. Keçilerin tüyleri koyunlarla beraber kırkılmamıştı. Bugün keçi kırkımı işimiz var. Aynı zamanda annem bakla tarlasında işleniyor. Yalnız işleniyor bugün orada. Yetiştirebilirsek ona da yardımı gideceğiz. Şöyle de yapabiliriz. Önce tarladaki olacak işleri hallederiz annemin yanında. Oradan geldikten sonra da hayvanlarla ilgileniriz. Keçileri kırkarız. Keçileri kırdıktan sonra da duruma göre bakarız bakalım. Bugün böyle bu işlerimiz var. Çok lafı uzatmadan, kanalımıza abone olmayanlar varsa, abone olurlarsa seviniriz. Ben de günümü başlayayım, işlerimi başlayayım. Bakalım nasıl bir gün bizi bekliyor. İzleyelim, görelim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, annemin yanına yardıma gitmeden önce civcivlerin, tavukların suyuna da bakmam lazım. Suluk dolu. Hemen girer girmez onu gördüm. Sulukları dolu. Yemliğinde var. Suluk yarıya geçkin. Yumurta 4 tane var. Şu yumurtaları alalım. Zaten beyaz tavuğun bir tanesi öldü. 4 tane beyaz tavuk kaldı. 4'ü de yumurtluyor. Şöyle gördüğünüz gibi hepsi birer yumurta yapıyor. Büyük yumurtaları da. Eksik bir şeyiniz yok. Keyfiniz yerinde değil mi? Hasta sağır da yok. Ufaklığa büzüşmüşler oraya. Kocamanlar daha dolanıyorlar. İki tanesi tüneye çıkmışlar, tünemişler. Demek ki geri kalanlar da tünecek. Bunlar ilk doğanlar. Abi ne güzel ırk bunlar ya. Biri bir ırk, biri bir ırk. İkisi de çok güzel. Aşağıdakiler de güzel. Hepsi güzel. Neyse, yemleri suları var. Çıkalım. Bugün bunlar erken yumurtlamış ya. Vallahi erken yumurtlamış. Normalde biraz daha öğleden sonra gibi falan yumurtladı ama zincirini taktık. Şuradan dayağını da dayaklayayım. İki yemliğe de olsun. Sıkıştı. Alttan vurunca sıkışıyor. Hem zincir hem bu. Akkuş, ne yaptı oğlum? De gidi böyle oğlumu de. Ne oldu? Tamam. Arkadaşlar, hadi bakalım annemin yanına gidelim. Anneme yardım edelim. Tek başına olacak iş değil çünkü. Arkadaşlar, annemin yanına gidiyorum. Abi, bizim arabanın ön camı da ne tozlanmış. Önümü görmüyor. Bunu bir yıkayan bari bir. Tarlaya doğru gidiyoruz. Havalar sıcak. Su önemli. Yanımda 5 kilo soğuk su getirdim. Geçen gün buraya samsak olmaya gelmiştik. O tarla. Oo, baklalar koçun çıkarmaya başlamış. Baksanıza. Baklalarda koçan var artık. Daha içlenmemiş ama yakın zamanda işlenir. Burada küme küme baklalar annem çıkartmışmış. Şimdi onların içlerindeki bakla tanelerini alıyor. Annem nerelerde acaba? Anne, nerelerdesin? Sen otların içinde kaybolmuşsun yavrularda. Hararet var mı hararet? Ceviz bitmiş bak toprakta kendilerinden. Ilık suyu mu içiyorsun? Ya ben senin buz gibi alcık suyu getir oğlum ya. Ben onu dolaba koydum. O bunlar çıkmış değil mi? Ha? Bunlar çıkmış daha diye onlar çıkacaklar. Abi o önündekinden şunlar kaldı bir de üst tarafta var ya. Baksanıza arkadaşlar. Tepelerinde baklaları var. Sen ufak şişe getirmişsin zaten. O suyu ne içecek sana? Ya içiyordu. Hadi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şu 5 litre buz gibi suy. İç
içeyim, soğuk soğuk duyan. Bardak da getir oğlum. Hararetini kessin. Bunlar çıkacak değil mi? Bunlar çıkacak işte. Bunlar çıkacak, bir üst tarafı toplanacak. Hı. Oo, cevizde paha tepelendi ha. Abi iki dene. Zerderle ermemiş mi daha? Kabarmaya başlamış yani. Aynen, tepeleri bayağı kabarmış. Yakın zamanda bunlar da erer. Yalnız bizim değil arkadaşlar bunlar. İşin orası var. Ama yiyebiliriz yine. Cengiz abimin, Cengiz abiye buradan selam olsun. Yani babamın yakın arkadaşı bizim köyden. Onun tarlası burası. Kendisi ekmedi. Onun yerine biz ektik bu sene buraya. O da ekti gerçi de. Şurada az bir nohudu var onun da. Onun nohudu erken dikmiş, kurumuş birazcık bak. Cengiz abinin nohutlarından hani bir şey yapalım, çöte yapalım. Biraz. Tam çötelik. Tam çötelik. Vallahi çöte zamanı. Ama bu cevizler ne güzel olmuş anne ya. İyi ki dikmiş vallahi bunlar, o buraya bak. Sıra sıra. Ne ceviz acaba bunlar? Bodur ceviz mi ki? Bunların tepesinde yok yalnız daha. Ufak diye mi yok bilmiyorum. Yalnız neşeleri çok güzel ha. Bunlardan çöte olur mu anne? Çok kurumuş ya bunlar. Ha, şurada belki var bak, acık yeşilli. Bak ama acık çalışalım, iş yapalım da. Fırsatımız olursa yaparız bir ara çöte. Çay mı? Çayı gar, çoban evine gidince içeceğim ya. Ben çok işlenmedim. Hayvanlara baktım falan filan derken, oralarda işlenirken zaman gece oldu. Dedim ben bir an evvel gideyim. Acık çuvalı ortamızı koydu, ben de bari atayım buradan. Ondan sonra dedim anam beni, ata gözden bir hoş oldu oldu. Anam beni dedim kıza, en iyisi geç kalmadan dedim gideyim yanına. Aynen, hayvandan başından ayrılığını verelim mi hemen ya, onun suyunu ver, ötekinin yemini ver, odun budun derken vakit bayağı oluyor. Bakalım akşamleyin fırsat bulabilirsek o börülce mi bir şey ekem diyordun ya sen. Onun yerini açabilirsek, yetiştirebilirsek onu oraya yer açam. Ya marul mu diyordun sen? Bir şey ekem diyordun ya. He. O tohumlarda mı dikeceğiz? Onları işte dikemedim. Evet tamam, şey yapalım. Ben burayı bitirebilirsek bakalım. Gidersek şayet yetiştirebilirsek. Açam garip de ne kadar ektirsek eken marul falan iyi olur. Kayı dikinde var ya. He. Onları toprağın altına koyup kayıtlı tamam, kayıtlı işte güzel abi. Güzel bir şey açarız da kayıtından bir koyarız. Böyle kayıtlı marul ben hiç daha görmedim. İlk defa dikeceğiz bakalım. Görmedim. Bu tahminle dikeceğiz artık. Sen çıkardığın balığa nerede diye yukarı çuvalın içindekinden mi? Çuval işlendi. Koyayım diye oralarda hep çuvallar kaldı. Ha, büyük çuval yapmışsın gene sen ya. Boya. Biliyorlar, bitirdim geldim. O sözgeleri biriktirdim de. Oo, şu boyatlarını keçiler valla. Sen buraya keçileri de bari getirelim. Meyveleri yerler yalnız. Bunlar biz mi yiyeceğiz? Balıkları hayvanlar mı yiyeceğiz? Hayvanları değil mi? Batlanın içi yeniyor mu zaten? Bunu biz ne yeme yapılır mı? İçini yemeğini yaptı. Eskiden yaparlardı ya. Büyükle. Yine mi ne? Ya şimdi de yapıyorlar yani. Seven yapıyor. Kaynadı bunu öyle. Ben hiç yapmadım onun yemeğini de. Yani annenem çok yapmıyor mu onun da? Yapan olur. Bakla hayvanlara da et yaptırıyor arkadaşlar bu arada. Kaynatayım bunu. Buzdan da. Ekşim dedi, yiyecek. Öyle dedi böyle. Aynen, öyle de olur yine. Tohumluk oluyor, tohum meymiş çıkıyor işte. Ya bundan yarısını tohumluk ayırırız, yarısına da hayvanları yediririz. Çok az bir kısmına da kendimiz yeme ayırırız işte. Maşallah be, anne baklaya bak, ne bakla çıkmış ha değil mi? Evet. Sakız baklası mı, niye bu sarı sarı? Sakız. Sakız değil mi? Serem bak renginden. Uzun oluyor. Bir de ya değil mi? Evet. Bak benim bir karışım 20 santim. Hemen bir karışımdan
Aynı, azıcık geçiyor bile hatta. Allah rahmet eylesin. Amcan tohumlandan onlar. Vefadiden amcan. Hüsnü amcam ama. Ondan almış olmamız lazım. Allah rahmet eylesin. Amcam da canı cennetsin. Arkadaşlar, güzel bakla birikiyor yalnız. Anne, bu baklaya 20 dönüm, 30 dönüm tarlan olacak, oraya ekeceğim. Oradan çıkan bakla hayvanlar bitiyor. Evet, bayağı yeter. Yemlik olarak yeter. Evet. Yani nasıl arpa buğdayı alıyorsak bu bakla da yeter. Kırdıracaksın onu. Hayvanları değil mi? Evet, makineyi de. Arkadaşlar, ne arpa ne buğday. Şu baklanın hayvana yaptırdığı et. İki katını katlar. Arpa da güzel kilo aldırır da. Baksana kaçardan çatal çutal çıkmış. Ama bu bakla hem et hem süt yaptırıyor bir de bu bakla. Yani dedemle ninemle hep öyle derdim. Hem et hem süt yaptırır derdim. Süt hayvanı süt yaptırır, et hayvanı et yaptırır derdim. Yani bu kadar güzel bir nimet yani bu aslında. Ama kolay değil tabi yapması. Bakın şimdi bunu yolması ayrı bir dert. Ondan sonra bu şekilde çıkarıyoruz ayrı bir dert. Daha bununla iş bitmiyor. Daha bir tane bunu şey yapacaksın. İçinden çıkaracaksın bir de bunu daha değil mi? Ya şimdi bunu bunlar... ezebilirsin. Bunu yani hiç böyle ellemeden. Şu halde ayrılacak bir de bu şekilde doldurulacak çuvallara. Şimdi ben bunu böyle yapıyorum yani. Böyle tercih ettim. Ama bunu ezip rüzgarda eseleyebilirsin yani böyle. Öyle de arılabilirsin. Öyle de oluyor da ben hadi dedim. Yalnızım ya. Şimdi hepimizin işi var diye. Ot demiyordun hadi yapayım dedim. Vallahi iyi yapmış yani. Ben de işlerimi hallettim. Sana faydam olsun diye. Geldim ona. Şunlar var ya. Dur bakalım. Şöyle koyayım ben. Böyle hemen kalsın mı bu? Kalsın onu bir uzun bir sumak. Benim sumak vardım. Sen daha tecrübelisin kız. Bakalım. Şuradan biraz kuru ot. Toplayayım ben. Ama bu da dolu çuval. Ne var? Tutuşturam arkadaşlar kuru otla. Bakkaldan çakmak aldım ben gelirken. Geçen de nerede bir yerde taradı çay yapamadı dedim. Çakmak yok diye bu sefer çakmak aldım. 10 milyon çakmak. Rüzgar var anne lan. Çöte oluyor arkadaşlar. Çöte oluyor. Yaşa. Lan çakmağı paklatacağız şimdi. Çakmağı alayım bari. Çakmağı paklatacağız şimdi. Anam anam anam. Alev bak anne kaç. Çöteyi ben yapacağım ama senin elinden yiyeceğiz gari anne. Senin elinden çöte yemeye lepey oldu dedim. Öf. Kaç dumanın altında kalma. Bu çöte ismini kim taktı bilmem bunu böyle. Altını çırpıyla ocak yakıyoruz arkadaşlar. Üzerine de nohut atılıyor. O altta yanan alevden nohutla pişiyor. Sonra en sonda dibinden pişmiş nohut yiyorsun. Çöte oluyor. Çok değişik, çok güzel bir tadı olur. Çocukluğumuz onu yemeyle geçti bizim. Yani hala yiyoruz da. Ama eskilerden daha çok sık yapılırdı bu. Nohut zamanı geldi mi köyde yapacak bir şey olmadığı zaman. Hadi bakalım çöte yapalım. Tutturuverirdik çöte yapardık. Yaşmıyorsun da. Rüzgar yukarıda neyse anne gel böyle. Çumakla onu öyle karıştırmak mı gerekiyor? Eşitmişsin diye. Biraz yaş geldi yavrum. Nohutla mı? Acık yaşlı gibilenden yol dedim ben. Acık kurulu mu yolunda olacaktım yoksa? Yok ya bir şey anla anca olur. Biraz daha kurulu var sen hani pişsin akıl olsun. Yılana mı çekeyim anne? Şunsun diye şöyle tavuk geriye kalan odunlu ateşli yanmayan kısımlarını. Sonradan attığımız şeyler yanmadı da yanarsa şey. Onlar kenarda olanlar da burada kaldı. Biraz bekleyeceğiz mi bu yananlar geçsin diye? Şeyden şey yapsam ama
Şimdi küçük küçük içinde parçalar var. Odun parçaları, onlar yanıyor. Söndürme işlemi mi bu? Söndürme, patlatma. He, patlatma, patlatma. Hem tabii ya. Söndürme gitsin. Şimdi yanmış nohutla kabuğunun içinden çıkıyor arkadaşlar, böyle yaparak. Eski topraklardan kim kalmış be anne? Yeni nesil bilmez bunları. Bakın, vallahi bak, sen vurdukça nohutla meydanı çıkıverdi. Arkadaşlar biraz sıcak ama ben şöyle sizlere göstermek için, hemen zaten bu sıcak yenir, hemen şöyle çok da soğutmayacağım. Bak, görüyor musunuz kaç tane çıktı? Çok yani daha da. Ben hemen bunları göstereyim sizlere. Şu ellerine dikkat et, daha közlü ya. Sıcakta elleri yakmayayım. Yakından göstereyim, şöyle bakın kaç tane içi çıkmış nohut var. Evet, bakla da kaldı. Ha? Bakla da kaldı diyorsun. Bakla kaldı. Çöte yap. Çöte. Önce. Hep çalışacağız mı anne ya? Bilgi bakalım, şuradan çöte yiyeyim de. Ne demiş de? O kelimeyi kullanmak istemiyorum da. Aç oynanmazmış. Gerçi bu karın doyurmak değil de. Bu çerez değil mi anne? Evet. Şu an çerez yiyoruz. Hem dinleme. Çok sevilen bir şey. Çünkü bizim köyde çok yapılır bu anne arkadaşlar. Şunlar kaldı baklala yapılacak. Arkadaşlar nasıl olduğunu gördünüz. Bilmeyenler varsa pazardan bir tutam nohut alın. Pazardaki nohutla mı? Ama pazardaki nohut şimdi yaş o olmaz da, onu balkona koyarsınız, kurutursunuz. Böyle tam kurumaya yakın, tam da takır takır kurumadan o arada yapabilirsiniz. Artı olacak biraz bu. Şehirde nerede yapacağız demeyin. Yapacak oldunuz mu yapılır. Mangallık yerler var. Piknik alanlarında ateş yakılabilen yerler oluyor ya böyle. Özel şömineler falan yapıyorlar piknik yerlerine. Orada mangaldan sonra Korun Tepesi'nde bu şekilde yapıverirsiniz. Can isteyenlere tavsiye. Neyse bakalım, biz şundan yiyelim arkadaşlar. Ondan sonra geçelim. İnce çırpı istiyor işte. İşte ince ince çırpı olacak. Hemen uçtum boynumu. Tez olur. Süper. Arkadaşlar arabayı çalıştırdım ben. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkamda 1, 2, 3, 4 çuval ağzına kadar dolu bakla var. Ben 4 çuvalını aldım. Hayvanlara bakmaya gidiyorum çoban evine. Babam geldi. Geriye kalan çuvalları da babam getirecek, gelecek. Daha geride 3-4 tane daha çuval var. Tam sayamadım gerçi de. 3-4 tane daha çuval var ama. Arabayı şuradan döndüreyim ben. Vakit bayağı oldu. Çoban evine gidelim. Döndüremedim ben. Zengin olursam hidrolik direksiyon araba alacağım. Bir tük mübarek. Kız, ne yaptın kızım? İlk baş seni kırkayım mı? Gel. Gel kızım sen. Gel 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 gel. Gel. Ters mi yaptık lan? Ha şöyle. Şşt, bu saat. Şuradan. Arkadaşlar koyun kırgın makinesini çıkarttık. Koyun değil de koyun keçi, her şeyi kırkıyor işte, kırgın makinesi. Şurası gölge çökmüş. Şurada gölgede kırkayım diyorum. Makinenin içine en son kullandığımızda gres koymadan bırakmıştık. Şöyle gres dolduruyorum arkadaşlar makinenin içine. 2-3 hayvanda bir bundan gresini kontrol etmek gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar kırkmaya başlıyorum. Bunu ipini biraz daha kısaltmam lazım aslında benim de. Belki duru verir bakalım.
Çok kısaltmadan bir deneyim. Durmazsa o zaman kısaltırım. Gel kızım, gel. Gel. Sen gitmedin mi koyunlarla, keçilerle gitsen ya. Çikolata burada kalmış arkadaşlar, bunun yanına arkadaş. Keçiyi kırktım. Anam, ne olmuş lan, bu gevşemiş ya. İlacını da atayım da keçiyi de koyundan yanına göndereceğim. Düğmesini açayım. Çikolata bekliyor musun sen de burada? Gelsene de atayım. Kaçıyor. Dur dur, kaçma. İyice güzel yıkayım arkadaşlar. İlacı güzel atayım. Gel bu tarafına da. Tamamdır arkadaşlar. İyice yıkadık. Yürü bakalım sen de hadi. Gel. Gel salayım seni hadi. Yürü. Saldım. Saldığım anlamaz da şimdi benim bu farkını varmaz. Saldım kızım, saldım, yürü. Çikolata, gel çikolata. Yürü. Heh, bak çözdüm, gördün mü? Heh, yürü. Yürü ötekinin yanına. Geri. Yürü. Al gel gel. Bitti değil mi? İçinde kalmadı. Arkadaşlar, hayvanların akşam yemlemesini yapıyoruz. Geçin bakalım siz de gari. Bu kaçakların hepsi yaylımdaydı. Koyunları çıkartırsak bakalım. Keçiler olaklar yayıldı da. Akkuş! Tamam, geliyorum. Bu saat görüyor musun? Bak akkuş nasıl bağırıyor. Evet arkadaşlar, sıra besi danaların yemlemelerini vermekte. Vallahi şöyle gördüğünüz gibi yemliklerin içini bitirmişler. Çok az bir yem kalmış. Bunları da zaten en baştaki dananın. Allah'ım, samanın içinden bu damlama hortumları çıkması olmayacak ya. Envai çeşit şey çıkıyor var ya. Allah korusun, bu oğlaklığa yem niyet devirmiş daha bak. Bunun kapağı. Kapağı nerede bunun ya? Yemlikleri bir temizleyeyim ben de. Bunların içindeki yemi alayım. Kovanın içine. En baştaki dananın yanına koyayım. Arkadaşlar, yemeklerin içini temizledim. Saman verdim. Samanı da şöyle hortumla biraz ısladım tepeden. Şimdi pancar küspelerini vereceğim. Arpalarını vereceğim. Yemlerini. Koyunlarla şeyleri verdik zaten. Kurbanlık kuzuları. Danaların ki kaldı. Al, al bakalım. Hı, o da senin hakkın. Sana biraz saman az olmuş bak. Birazcık daha saman vereyim ben sana.
Somon biraz az gitmiş bunu. Arada kaynamış. Sonradan koyduğum samana da ıslayayım. Islayınca sanki daha mı iyi oluyor bilmiyorum. Tamam. Kovayı alalım. Şimdi bir kova bundan. Arpa yarım çuval arttıydı. Şu arpadan koyayım. Üzerine de en son şu mayadan koyacağım. Al bakalım, bu senin koca olan. Şimdi yanındakinin ki. Şu mayadan da şeyden de vereyim de. Bir kova daha arpa. Arpayı da buraya. Şöyle karıştı mı? Bu da onun. Abi de arabada baklava var ya. Bunlar inecek. Vallahi onları unutacağız arabada. Neyse bakalım. Şuradan alan atlarını bir temizleyeyim de. Ondan sonra baklaları arabadan indiririz. Arkadan daha babam da getirecek baklava. Daha bitiremezlerse birazcık daha orada kalacak. Yaşa. Durumlar iyi gibi gözüküyor. Şu atlarına temizleyeyim ben. Lan oğlum, arpayı nasıl kaydırdın buraya? Ağzınla mı kaydırdın? Atlarını bir temizleyeyim. Ondan sonra da ayvanların içini bitiririz. Daha bahçeyi şey yapacaktık. Annemle marul gibi bir şey ekecektik. Ama bakla da varmış. Ben bitirebiliriz sandım. Bitmedi. Annem dedi, sen gidi oğlum, hayvanlara bak. Geç kalma. O arada da babam geldi. Babama dedim, ben hayvanlara bakalım, sen gel anneme yardım et. İşler sıkıştı. Bayram öncesi. Bir an önce olacak işleri halledem diye uğraşıyoruz. Onlar göz görünceye kadar, karanlık oluncaya kadar oradaki baklalardan çıkartacaklardı. Ben de hayvanlara bakmaya geldim. Evet, atlarını temizleme işini bitirdik. Şöyle tertemiz yaptık. Aslanlarım. Hadi bakayım. Yiyin bol bol yemeğinize. Bu ay sizden gene bir 50'şer kilo bekliyorum. Alo. Yeleğinin altına inmen bak, onu göre. 50 kilonun altına inmesin ya, değil mi arkadaşlar? Ben iyi bakıyorum bunlara. Onlar da ellerinin altına inmemeler lazım. Bir tanesi indi bu ayda. İnşallah öteki ay o inen de güzel kilo alır. Şimdi şuradan şu baklaları indireyim ben. Babam da getirirse onları da indiririz. Ama onlar karanlık çökünceye kadar toplayacaklardı. Eğer olsun bunları bizim oğlaklar buradan arkadaşlar çıkarlar, gelirler tepesine çıkarlar. Karın doyurası bu baklayı yerler burada bak. Bunun tepesini benim güzel kapatmam lazım. Ağır bir şeyle üstünü bastırmam lazım. Yoksa gözünün yaşını bakmazlar yerler. Tekçal hayvanla. Piknik tüpünü görünce çayacağım istedi. Bir tane mi kaldı?
Yani çuvalların ağızlarını kıvırım. Bunların üstünü kapatacak bir şey bulmam lazım benim. Böyle olursa hayvanla ayır. Neyle kapatabilirim bir düşüneyim. Ona göre tepelerine bir şey koyayım bundan. Şuradan düğmeyi basayım da dinamodan suyu çektirem arkadaşlar. Akşam serininde bahçe sulansın. Bahçeye doğru gideyim şöyle bir. Oo. Kabaklar bayağı büyümüş. Geçen gün videoda bunları ben yanlışlıkla salatalık demişim. Halbuki kabak. Sonradan izleyince kendim gördüm. Buradakiler salatalık arkadaşlar. Şu ikiler salatalık, geri kalanları kabak. Yanlış göstermişim. Hortumun ucu nereye gidiyor? Heh, domates garındaymış. Aziz Allah arkadaşlar. Akşam ezanları okunuyor. Aziz Allah. Ezan okunsun. Ondan sonra arkadaşlar anlatacağız. Ezan olurken oturayım biraz dinleneyim ben burada. Arkadaşlar ezan okundu. Yavaştan yavaştan karanlık da çöküyor artık. Bahçeye suyu saldık. Şöyle sulanıyor. Domatesleri de göstereyim sizlere. Domateslerin son durumu bu arkadaşlar. Gayet iyi durumları. Neşeleri de yerinde güzel. Flaş da gösteriyorum. İşte biraz önceki gösterdiğim kükürtü. Bu bahçeyi açacağız. Açacağız. Çeştim işim. İleriye doğru şöyle komple sulanıyor. Daha bu birinci garık. Bu gece bahçe sulama işi var bizim. Neyse bakalım sularız. Ne yapalım? Arkadaşlar. Bahçenin yanındayız. Vallahi var ya. Bahçede şırıl 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 şırıl. Su akıyor. Gecenin sessizliği deseniz ona keza tam böyle 10 numara bir hava var. Şimdi ben bir susayım. Şu gecenin atmosferini sizi dinleteyim. Duydunuz mu arkadaşlar? Cırcır böceklerine cırcır ötüyorlar. Ah, videomuzu kapatalım artık arkadaşlar. Gece oldu vallahi. Daha ben biraz daha buradayım. Bir saat daha ama sizlere gösterebileceğim herhangi bir işim yok. Bahçe sulanacak işte. Bahçeyi sulayıncaya kadar buradayım. Bahçeyi suladıktan sonra artık eve git, yat, kalk, sabah gene aynı işler. Hadi bakalım. Tilki bağırıyor bir de şuradan. Buradan tilki bağırıyor. Şu şeyin tepesinden çakalla bağırıyor. Birbirini selamlaşıyorlar herhalde. Hadi bakalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Köy hayatını seven herkese Anıl Şahbaz YouTube kanalını bekliyorum. Videomuzu destek amaçlı. Videodan çıkmadan önce beğenirseniz sevinirim. Sosyal medya gruplarınızda paylaşırsanız bana destek vermiş olursunuz. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.